Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yaklaşık 3 ay önce başladığımız Lost Ark'ı evet sizlere tavsiye edecek miyim? 2023 yılında Lost Ark oynanır mı? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bu ürün gelin hızlıca özetleyelim. Sonra nedenlerinden konuşalım. Ben bu oyunu önereceksem oyuncu türünü 3'e ayırmam gerekecek benim nazarımda o şekilde düşündüm. Birincisi tek başınıza oynayacak bir MMO arıyorsanız bu oyunu tavsiye etmem. İkincisi eğer ki tek başınıza başlayıp oyunun topluluğundan bir yere dahil olmayı düşünüyorsanız yani garanti zevk alacağınızı düşünmediğim için yine tavsiye etmem. Üçüncüsü ise eğer ki bir ekibiniz bir arkadaş grubunuz varsa 4 kişi 10 kişi kaç kişi ise artık bir MMO arıyorsanız başlamak için bu oyun denenebilir o insanlara o arkadaş arkadaşlara tavsiye edebilirim. Şimdi kısaca girişte bir özetledim bunu. Nedenlerine de değinelim. Öncelikle tek başınıza başlarsanız ileride en game content olmasa bile orta oyunlarda yani e, bir nevi ortalama bir seviyeye geldiğiniz zaman takımca gireceğiniz bosslar bulunmakta ve iletişim gerekmekte. Eğer ki iletişim kurmakta zorluk çekerseniz gerek Türkçe gerek İngilizce o bosslarda öğrenmeniz o geçmeniz ve o bosslardan gelecek materyalleri almanız siz için külfiyetli olabilir. Haliyle bu durumda can sıkar. İkinci gruptaki arkadaşlar için de başlayacakları serverlar yani oyun içerisindeki bir topluğa dahil olmak niyetiyle başlayan arkadaşlar için de başlayacakları serverlar önemli. Eğer Türk bir topluluk istiyorsa Türklerin bol olduğu bir serverda olmaları mantıken daha iyi olacaktır. Başlamadan önce ona bakmanızı tavsiye ederim. Benim bildiğim kadarıyla Kadan'da daha çok insan var. Bizler de Kadan'dayız. Yani Türk olarak, Türk oyuncu olarak daha çok insan var. Bizler de Kadan'dayız. Yani Kadan'ı tavsiye edebilirim. Ancak onun dışında daha fazla bir Türk toplumun olduğu bir yer ben bilmiyorum. O yüzden araştırmanız gerekebilir. Üçüncü kısımda ise tabii ki arkadaş çevreniz varsa ve birbirinize güveniyorsanız bırakmayacaklarına mutlaka istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Oyunun sonlarında birazcık sabır gerektiren bir oyun. Zaten arka planda da şu an görmekte olduğunuz şeyler günlük yapılan şeyler. Günlük dönen dungeonları ben sizlere oynatıyorum. Yani ben bunu oyunu direkt olarak tavsiye edeceğim insanlar bir grup arkadaştır. Tek başınıza oynanmayı tavsiye etmem. Onun haricinde Oyunun sonlarında mutlaka bir şeyleri öğrenecek ve sabredecek bir yapıda olmanız gerekiyor. Hani atıyorum item düşürdüm onu bastım güçlendim mantığı yok. Bossları öğrenmek ve bossları kesmekte bir mantık yatıyor. hali öğrenme kısmı ayrı bir sabır istiyor. İletişim kurmak yani birbirinize olan birbirinizin hatasından kaynaklı takımın ölmesine neden olan hareketlerde haliyle onlar bir sabır istiyor. Haliyle birbirinizin samimiyeti ayrı bir güzellik katıyor oyuna. Evet benim tabi bir şekilde özetleyeceğim özetleyebileceğim kısımlar buydu 3-5 dakika içerisinde tavsiye edip etmeyeceğimi bahsetmek istedim bugünkü videoda çünkü biz bu oyunu 3 aydır oynuyoruz kadan sorunundayız aşağıdaki discord linklerimizden veya yani yayınla katılaraktan aramıza kat dahil olabilirsiniz düşünüyorsanız bir müddet daha oynamayı düşünüyoruz önümüzdeki haftalarda da bu tarz Lost Ark ile ilgili videolar gelecektir yani aklımda bazı çekeceğim şeyler var aklınıza bulunsun bilginiz olsun. Günümüzde hala oyun fena değil ama bir takımla oynuyorsanız, bir arkadaş grubuyla oynuyorsanız, şahsen ben solo başlayacak olsam muhtemelen buna bir müddet, bir zaman ayırırdım. Daha sonra bakardım bu solo gitmiyor o zaman bırakırdım yani. yani siz zamanınız gitmesin diyerekten ben bunlardan bahsediyorum. Evet, reisler diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Lost Ark videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.